bize eski karından bahset ha? Hepimiz çok merak ediyoruz çünkü. Günü nasıldı biliyor musun? Neyse, bu arada ben arkadaşlarımı da yazdım. Hı. Şu anda tam olarak 342 kişi olduk sırf biz. Oo. Yani normal insanlar böyle toplamda 200 kişilik bir düğün yapar. Biz sadece erkek tarafı olarak neredeyse 350 kişi olduk. Evet. Hepsi senin yüzünden Meltem. Aa, benle ne alakası var söyler misin? Yarısından fazla senin akraban. Her şey dönüyor dolaşıyor bana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hey güzel, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size kötü bir haberimiz var Yudur. Hayırdır? Bizim düğün listesi minimum 420 kişi oldu. Ama iyi. Ana. Tünüz, ben ek kontenjan talep etmeye geldim. Hani amcalarla dayıları da girince onların uşaklarını da yazmak zorunda kaldık. Akti. Kuzenler de işin üstüne girdi tabii. Sadece anamın 45 tane kuzeni var. Ana. Yani biz Karadenizliyiz. Onların eşleri, kocaları, çocuklar, uşaklar falan. Olmaz. Evet. Sen ekstra 25 kişi mi istiyorsun? Evet. Otuz. Yarın büyük gün Şükrü. Birinci Gagava şenliğinin ilk günü. Hazırsın değil mi? Hazırım abi. Ya yeter artık, uyuyun bir susun ya. Vallahi ya illa konuşacaklar yani. Uyuyun artık hadi. Size masal anlatayım mı? Hayır. Hayır. İyi tamam, anlatmıyor. Of, uyuyamıyorum ben. Koyun say abi, koyun. İlk sıra bende, ben bakıyorum. Ya ne ilk sıra Saatçe ya? Annesin bakçe tabii. Geldim kızım, geldim. Meltem. Gel biz bu havucun düğününü Beşiktaş Stadyumu'nda yapalım. Anca sığarız. Amma abartıyorsun Haluk ya. Amma abartıyorsun. Bulacağız 700 kişilik bir salon, yapacağız. Gidecek işte. 700 kişilik düğün mü olur ya? Aşiret miyiz biz? Ne güzel işte. Ne çok sevenimiz varmış. Bak hiç farkında değilmişiz. Duygu'nun düğününde hiç böyle olmamıştı. Anlamadım ki yani bizim akrabalar böyle hani mitoz bölünmeyle çoğaldı mı? Nedir yani? Zaten o zaman ağzım o kadar yandı ki şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorum. Ya sana hatırlatırım ne kadar çok insan bize darılmıştı. Düşünmemişiz, unutmuşuz. Sen değil miydin bana telefonlara çıkmaya utanıyorum diyen? Ha bir de tabii şöyle bir şey var. Yani Berke'nin ailesi bu kadar kalabalık değildi. Sultan Hanımlar, Karadeniz ailesi. E doğru. Bu ses ne ya, çattılı çuttulu? Şemine sesi. Ne? Şömine sesi. Nereden geliyor? Tabletten. Niye? Ay ne çok soru soruyorsun ya. Hoşuma gidiyor. Ya sen kafayı mı yedin? Yani suni sesleri gerçek zannediyorsun. Ay ne yapayım, yatak odasında şömine var da ben mi yakmıyorum? Ay böyle şöminin önünde yatıyormuşumcasına gözlerimi kapatacağım. Onu hayal edeceğim. Böyle huzurla uykuya dalacağım. Tabii sen izin verirsen. İyi geceler. Haluk ya! Ne yapıyorsun ya? Sen öyle uyuyamam. Ben şömine sesinde uyumak istiyorum. Hasbinallah ya, hasbinallah ya. Her an yeni bir icatla çıkıyorsun ya. Ne? Kalk, Alara ağlıyor, sıra sende. Sıra mı? Hatice'm, uykunun en tatlı yerindeyim. Sen baksan. Ya babası hadi ama, senin sıran. Yeter artık ama, hanginiz bakacaksanız bakın artık.
Ah çocuğun içi çıktı ağlamaktan. Ya biriniz bir bakın artık. Oo, koyun bir, koyun iki, koyun üç. Tamam tamam, ben bakıyorum. Abi, sen de güzel hayaller kur istersen. O da uyku getirir. Haklısın Şükrü. Sorularınızı alayım. Hüseyin hocam, Manchester United'la 3 yıllık bir mukavele imzaladınız. Ne düşünüyorsunuz? Manchester United çok köklü bir takım. Hedeflerimiz uyuştuğu için onlara imza attım. İnşallah önce Premier Ligi, sonra Şampiyonlar Ligi'ni beraber omuzlayacağız. Peki hocam, dünyanın birçok önemli kulüplerinden teklif vardı. Neden Manchester United? Çünkü çocukluğumun takımı. Benim için çok önemli. Sir Alex Ferguson'un mirasını çatır çatır yediler arkadaşlar. Bu durum beni derinden yaraladı. Ayrıca o Pogba'yı da adam etmeden bana rahat yok. Ah Pogba, akıllı ol, akıllı. Abi, abi, hı? Abi. Abi, uyudun mu? Ya, sayende uyandım Şükrü. Hayalimin en güzel yerinde uyandırdın. Ay, ne bağırışıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz artık? Uyuyamadınız, bizi varamadınız ya. Kes, kes. Ya vallahi başım ağrıdı ya, böyle çattıdı, çuttudu. Kerem, senin başını ağrıtacak kadar yüksek bir sesi yok hanım. Biçim biçim çıtırdıyor işte, ne istiyorsun ya? Böyle yangın çıkacakmış gibi hissediyorum. Sanki oradan böyle bir köz sıçrayacak yatağa, alev alacakmışız gibi hissediyorum. Öyle bir his yani. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hani suni sesler? Hani ben suni sesler dinliyordum, ondan zevk alıyordum. Bayağı gerçek gördüğün gibi. Allah Allah, sana yanacakmışsın gibi hissediyorum. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersi, böyle bak odamız sıcacık oldu gibi hissediyorum ben böyle. Ay keşke yatak odamızda bir şömine olsaydı, böyle önünde yatar uyurduk. Şömine aşkı da yeni çıktı. Allah Allah. Yani gerçek şömine bile olsa ne yapacaksın? Önünde mi uyuyacaksın? Kül kedisi misin sen? Ay ben kül kedisi olabilirim ama senin romantik prens olma ihtimal hiç yok. Ben taş fırın erkeğiyim kızım. Ne işim olur öyle romantik prensle mrensle? Allah Allah. Huzur ver Ali. Sen huzur ver. Çattıdı çuttudu, uyuyamıyorum ya. Ne? Dinlemedi. Lan. Lan. Ver pasını. Sıra kimde? Teyze. Ha. Teyze Alara ağlıyor. Hadi kalk bak. Ay niye bakacağım canım? Bakmıyorum ben. Ya sıra sende. Bende mi? Ha yok canım, ne sırası? Bende sıra falan yok. Nasıl, kimde o zaman? Enişte. Enişte. Ne var Pogba? Pogba değil Atte. Enişte. Ya Alara ağlıyor. Kalk, sıra sende. Ne sırası be? Kadriye anne. He. Kalk kalk, Alara ağlıyor. Kız ne dürtüyorsun? Zaten uyanmışsın. Git bak işte çocuğa. Olmaz canım. Herkes sırasını bilsin. Kalk hadi, ne oldu ya? Ya bak, bir şey diyeceğim. Şimdi kalkacağım. Ben Alara'ya bakacağım. Ama bir daha bu evde kalmayacaksınız. Bitti. 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 Siz bize gelirsiniz. Bir baba. İki baba. Üç baba. Ram. 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 Sus sus. Birinin rüyası, birinin çocuğu. Sen git sen. Sen git, biz biz yok. Sen git. Merhaba. Ana. Bu ne? Piyano. Kedi. İyi de nereden çıktı? Hadi bakalım Haluk amcaya miyav de, merhaba de. Demiyor bak. Sen de niye enerji almadı Haluk? Nereden buldun şunu? Çünkü bahçede buldum. Ya zaten ben onu hep görüyordum. Hava çok soğuk. Peşimden gelip miyavlayınca kıyamadım, aldım getirdim. Ya sahibi varsa? Ay baksanıza, boynunda falan hiçbir şey yok yani. Yazık, sahipsiz. Ayrıca sahip olduğunu zannetmiyorum Haluk'cum. Ne kadar zamandır görüyorum bahçede diyorum. Hep güvenliğin orada.
Bugün herhalde karnı açtı öyle miyav diye gelince ben de aldım. Adını da Benekli koydum. Nasıl? Çok iyi, çok iyi. Bugün inşallah sahiplendireceğiz. Ya Zeynep'in alerjisi olmasa hiç düşünmez alırdım zaten de. Peki sahip bulunana kadar nerede kalacak? Burada tabii ki Haluk. Ha yani bu soğukta nerede dursun? Üşümüştü diyorum. Bak senin ne kadar tatlı. Dur Benekli, dur Benekli. Öyle bir bakıyorsun ki hayvan senden rahatsız oluyor. Bak kafasını çeviriyor. Bir şey olmaz ya. Dokuz canlı onlar.